أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enam suresi 98. ayetteyiz. Estaizu billah. Enam suresi 98. ayet. Ayeti ele aldık önceki derslerimizde. Müfessiri okuyorduk. Devam edelim müfessiri okumaya. Ey muntehen yentehune ileyhi. Allah Azze ve Celle onlara bir müstakar kıldı. Ve gayeten yisakune ileyha. Ve onlara bir gaye, nihai yer. Ve hiye darul karar. O da karar yurdu. اَلَّتِ لَا مُسْتَقَرَّ وَرَاءَهَا ki ondan sonra artık ayrıca bir müstakar yeri yok, son orası. وَلَا نِهَيَةَ فَوْقَهَا ondan da öte bir nihayet yok, orası nihayetin kendisi. فَهَذِهِ الدَّارُ اَلَّتِي هِيَ اَلَّتِي خَلَقَ الْخَلْقَ لِسُكَّانِهَا buradaki yurt Allah Azze ve Celle'nin sakinleri için yarattığı. وَاَوْجَدُوا فِي الدُّنْيَا dünyada var edildiler. لِيَسَعُوا فِي أَسْبَابِهَا buranın sebepleri, vesileleri, araçları ile koşuştursunlar. Yaşamak için maişetleri peşinde koşsunlar. اَلَّتِ تَنْشَأُ عَلَيْهَا ki onun üzerine inşa olunur. وَتُعَمَّرُ بِهَا onunla imar olunurlar. وَاَوْدَعَهُمُ اللّٰهُ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ وَأَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ Allah Azze ve Celle onları annelerinin, babalarının sulplerinde, annelerinin rahimlerinde var etti. ثُمَّ فِي دَارِ الدُّنْيَا sonra dünya hayatında var etti. ثُمَّ فِي الْبَرْزَخِ sonra berzakhte var edecek. Tekrar dirilecekleri güne kadar. Çünkü Allah Azze ve Celle وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ tekrar dirilecekleri güne kadar ondan ardı sıra bir berzah vardır buyuruyor. كُلُّ ذَٰلِكَ tüm bunlar عَلَى وَجْهِ الْوَدِيَعَةِ hepsi bir vodiya tarzında اَلَّتِ لَا تَسْتَقِرُّ وَلَا تَثْبُتُ bu istikrarsız, sabit olmayan بَلْ يَنْتَقِلُ مِنْهَا aksine kendisinden bir başka sürece intikal edilen dönem حَتَّى يُوصَلَ ta ki ulaşılsın اِلَى الدَّارِ اللَّتِي هِيَ الْمُسْتَقَرِ istikrar olunan o yurda değin وَاَمَّا هَذِهِ الدَّارِ bu dünyaya gelince فَاِنَّهَا مُسْتَوْدَعٌ وَمَمَرْ burası dönemlik ve geçiş yeri demiş. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ biz ayetlerimizi açıkladık. لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ fıkheden, kavrayan bir topluluk için. عَنِ اللّٰهِ آيَاتِهِ Allah Azze ve Celle hakkında ayetlerini وَيَفَمُونَ عَنْهُ ve ondan öğrensinler حُجَجَهُ hüccetlerini ve beyanatihi ve açıklamalarını. Ondan önceki ayet ilim edenler için başladı. Burada fıkh edenler için. Altıki ayette ne gelecek diye baktık. Orada iman edenler için. Bu süreç böyle mi işliyor? Fıkıh ve iman şeklinde. Burada li kavmin ya'lemun ilim yapan, burada yefkahun fıkh eden, burada da yu'minun iman eden. Evet. Sıralama öyle gösteriyor. Bir sonraki ayeti de ele alınca 3.
Şunu birlikte ayrıca değerlendirelim inşallah. Gelelim ayetin kırık mealine. Olur efendim, bakalım. Nefsin vahidetin. Birlikte bakalım böyle, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde varmış böyle. İlki Nisan suresinde, bunun komple sık sık da ders esnasında değindiğimiz bir ayet bu. Nisan'ın girişinde Allah Azze ve Celle "Ey insanlar" diye insanlara hitap etti. اِتَّقُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden çekinin, sakının, korkun. اَلَّذ۪ي o Rabbiniz ki خَلَقَكُمْ Sizi yarattı. Kime diyor bu? İnsanlara diyor. مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Tek bir kişiden yarattı. وَخَلَقَ ve yarattı. مِنْهَا O nefsten, o tek kişiden. زَوْجَهَا Eşini yarattı. Tabi nefs kelimesinin kendisi müennes. Demin okuduğumuz ayetteki gibi ya eyyetuha nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyya fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Kelimenin kendisi müennes. Ve bethe Nisa suresi 1. ayet. وَبَثَّ ve yaydı saçtı yani minhuma o ikisinden başlangıç o ikisi o ikisinden رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَى çok erkekler ve kadınlar وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي diye devam ediyor Allah'ın sevgisi. Bu varlığımızın şeyi temeli Allah Azze ve Celle doğru anlatıyorsa bizi böyle yaratmış. Bir kişi ondan eşi, o ikisi üzerinden bütün insanlık. Süreç üzerinden dediği gibi yaratılmış olsaydı herhalde tek bir insana dönüşmüş olmaz değil mi? Birden fazla insan. Ona imkan yok çünkü çoğul geliyorlar. O hayal görüyorlar ya Hemosofya'nın orası böyle milyarlık bir kalabalık popülasyon. Ondan sonra hani içlerinden bir tanesi böyle şeylendi. Titredi, kendine geldi, insan oldu. Yanı sıra diğerlerini de titretiyorlar. Çünkü akraba evliliğine yol vermemek için 3-5 tane böyle. Hem eğer bir süreçse böyle titreyip hepsinin de benzer şekilde bu evreye geçmesi beklenir. Dolayısıyla orada tek bir kişi, ondan eşi ve o ikisi üzerinden şey tamamen boş. Oraya oturtamazsınız onu. Orada kalabalık, Darwin'in hayalinin devamı olarak kalabalık gitgide ne yapıyor? Değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla yani evrim kısaca. Ayıptır söylemesi demeyelim. Adamlar bunu kastediyorlar. Ve oradan insanımsılar, insanlaştılar. Dolayısıyla kalabalık bir süreç var. Ha hepsi nasıl insanlaştı veya insanlaşmadıysa onlar niye yok oldu? Bunlar Darwin'in çok kurcalamayın dediği şeyler. Muhtemelen onlar da kurcalamıyorlardır. Efendim aralardakiler niye yok falan, oraları da kurcalamayın. Bu devam eden süreçse niye şu anda hala devam etmiyor? Çünkü değil mi? Oradan buraya gelin sürekli bir eğer süreç devam ediyorsa onun evreleri de devam etmesi lazım. Hatta buradan da öteye gitmesi lazım. Tabii. Bunun da bir süresi. Onun cevabı basit. Daha bekle. Milyarlarca yıl sonra ne olacağın belli değil diyen bir yaklaşımla hep milyarlarca yıl ortada makul ilmi herhangi bir delil yok.
dediğim gibi ilk saçmalayan bir yalan söyledi. Sonra aklı başında diye kendisini sananlar o yalana inandı, üstüne güya ilim yapıyor. Ayıptır söylemesi. Devam edelim efendim. Bu En'am suresindeki bizim okuduğumuz ayet yine nefsin vahide geçiyor. A'raf suresinde gelecek Allah Azze ve Celle 189. ayette وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا sizi tek bir kişiden yaratan O'dur. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ve o kişiden eşini var etti. Burada ceale demiş. Geçen Mehmet abi söylüyordu. Şeyde ise Nisa'da ise halaka demiş. İkisi arasındaki farkta eğer buradaki durum Hazreti Adem'e işaret etmiyorsa o zaman Cenab-ı Hak sizi tek bir kişiden eşin, ondan da eşini var etti. Yani size eşler kıldı manasında. Hani başlangıçta yarattı olursa Hazreti Adem'e döner diye düşünüyorsunuz. Ama kıldı, var eyledi deyince yani Allah herhangi birimize ya sana bir de kendi varlığından, kendi türünden, kendi canından bir de eş var ettim sana manasında olur. Şimdi bundan sonra gelen ayetler ama hani yükü yüklendi, hafif geçti. Bunları Hazreti Adem'e yakıştıramadığınız için kişiye geliyormuş gibi. Olabilir. Allah en doğrusunu bilir. Ve ondan eşini var etti. لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ona sükunet bulabilsin diye. فَلَمَّا تَغَشَّهَا onu sarıp sarmalayınca حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا hafif bir yük yüklendi. Yani eşi. فَمَرَّتْ بِهِ onunla devam etti bir süre yaşamına. فَلَمَّا اَثْقَلَتْ ağırlaşınca kadın دَعَوَا her ikisi dua ettiler. Allah'a Allah'a رَبَّهُمَا Rabbimlerine لَاِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا eğer bize salih verirsen لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ biz şükredenlerden oluruz. فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا o ikisine salih bir çocuk verince جَعَلَا لَهُ her ikisi de شُرَكَاءَ şerikler kıldılar فِيمَا اَتَاهُمَا verdikleri üzerinden. Yani verdiği bir çocuk, eğer ikinci, üçüncü çocuktan bahsetmiyorsa, bir çocuk üzerinden çok şerikler nasıl yapılabiliyor? Her bir, çünkü itaat Allah Azze ve Celle'ye isyan bakımından ayrı bir şirk konusu. Çocuk bunu istedi, Cenab-ı Hakk'a rağmen onu kabul ettiler. Bir şirk koşma gerçekleşti. Çocuk başka bir şeye bunları davet etti. Bu kez Cenab-ı Hakk'a karşı koşma şeklinde. Yine itaat edince yine Allah Azze ve Celle'ye o konu planında şirk koşmuş oldular. Böyle çoğaltılabilir. Çünkü her itaat Allah Azze ve Celle'ye rağmen bir şirk başlangıcıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ siz onlara itaat ederseniz اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ o zaman siz şirk koşmuş olursunuz. Allah Azze ve Celle'ye kul büsbütün itaat etmeli. Allah böyle yap derken şeytan şöyle yap dediğinde şeytana uydu mu bu kez kendi itaatini bütünüyle Allah'a olması gerekirken parçalı hale getirmiş olur. Biraz da bunun sözünü dinliyor. Yani iki efendisi var sanki. Biraz Allah'ı biraz veya çokça Allah'ı memnun etmeye çalışıyor. Biraz da bunu memnun etmeye çalışıyor. Halbuki Allah diyor ki sen sadece beni memnun etmeye çalışacaksın. Senin sadece ben üzerinde mutlak otoriteyim. Yoksa iki efendiyi memnun etmeye çalışan adam durumuna düşersin. Dedi ya Cenab-ı Hak daraballahu meselen raculen fihi şurekâ'u muteşâkisûne bir adam misali verdi ki efendileri var. 3-5 kişinin ortak kölesi. Bu ne yapar? İşte diyelim parasının yarısı yani hissesinin yarısı bir adamın diğer kalan çeyreği birinin öteki çeyrek bir başkasınınsa daha ziyade bu yarıca hisseye sahip olanın sözüne itibar eder. Ara o çeyreklere de onlar da sahibi çünkü. Muteşakisûne adam arada kalmış. Uğraşır onu hepsini memnun edeyim diye. Çok tanrısı var çünkü gibi. Ama bir de adam var ki raculen selemen li racul. Tek bir adamın mülkiyetinde. Ağzına bakıyor ne derse onu yapıyor. Hel yestevûn Cenab-ı Hak diyor ki hangi durumda olmak istersiniz?
tek bir otoriteye, yani tek bir yaratıcının mülkünde olup sadece onun sözlerine itaat etmeye mi, yoksa başka başka tanrılarınız da olsun? Siz kalkıp başka başka tanrılar ediniyorsunuz kendinize. Çocuk, onun da sözüne itaat ediyorsun. Cenab-ı Hakk'ın sözünü kırıyorsun. Başkası bir şey istiyor, Cenab-ı Hakk'a rağmen onun sözünü yapmaya kalkıyorsun. Sen kendin çok tanrılı bir sürece girdin. Şimdi Hazreti Adem'in böyle bir, yani ayetteki kapsamda Hazreti Adem'in olma ihtimali yok, çünkü Hazreti Adem böyle bir duruma düşmez. Bu saygı duyabileceğimiz bir düşünce. Ama bir de şunu düşünün ki Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e dedi ki bu ağaca yaklaşma. Değil mi? La takraba ve eşine. Peki Hazreti Adem gidip birine itaat etti mi? Etti. Yani bu muhal bir şey değil. Etti. Yani Allah'a asi oldu mu? Hani dilimiz varmıyor. İlk insan, Allah'ın peygamberi. Ama Cenab-ı Hak öyle dedikten sonra bizim yapacak bir şeyimiz yok. Allah asi oldu diyor. فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ Adem Rabbine asi oldu. Şeytana itaat etti mi? Etti. هَلْ اَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ Size sonsuzluk ağacını göstereyim mi? وَمُلْكِنْ لَا يَبْلَى Sonu gelmez bir mülkü size delalet edeyim mi? Kılavuzluk edeyim mi? وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِح۪ينَ Kesinlikle size ben iyiliğinizi istiyorum. Derken aynı zamanda Allah sizin iyiliğinizi istemiyor diyor, ama işte aynı tabiattayız. Hazreti Adem buna kaptırdı kendini. Propagandaya verdi kendini. Akletmekten ziyade duygularıyla hareket ediyor. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ Hadi bakayım dedi gururla. Hadi bunları yiyeyim bakayım dedi. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ Ne vakit ki onlar ağaçtan tattılar. Şimdi ne diyor Cenab-ı Hak? وَلَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Şeytanları kastediyor. Onlara itaat ederseniz şirk koşmuş olursunuz. Dolayısıyla Hazreti Adem'in neredeyse darb-ı mesel olan şeytana itaatini görmezden gelemeyiz. Bu bakımdan onun böyle bir süreci tekraren yaşayıp yaşamadığı hususunda en azından asla olmamıştır deme lüksümüz yok. Bir başka ayete geçelim. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Zümer suresi 6. ayette sizi tek bir kişiden yaratan ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا sonra ondan eşini kılan, burada da ceale geçmiş, Nisa girişindeydi, halakaydı. Ayırt edebiliyor muyum? Çok ayırt edemiyorum. Yani Allah Azze ve Celle bu arat burada niye ceale, orada halaka dedi, bir cevabım yok. وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ve size enamdan ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجِ 8 çift indirdi. Dedikten sonra Cenab-ı Hak bizi çiftli yaratmış, hemen arada enamı zikrediyor. Onlar da çift çift halinde. خَلَقَكُمْ اَزْوَاجًا diyor Cenab-ı Hak. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Her şeyden böyle çift çift yarattık. Düşünesiniz diye. Bu çiftleri bu kadar vurgulamışken Cenab-ı Hak tam da çiftleri vurguladığı ayette لَيْسَ كَمِثْلِهِ şey diyor. Şu tam okuduğumuz ayetin benzeridir. Ama onun bir gibisi yok. Biz böyle çifter çifter, hayvanlar da öyle, nasıl benziyoruz? Yani seviyemizi düşürüyor mu? Evet, onlar gibiyiz. Yani. Onlar da eşleşiyor, biz de eşleşiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle apayrı. Onun bir gibisi ve yok. مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ Çocuğu falan olmaz. Öyle bir şey söz konusu değil. وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ صَحِبًا Onun bir eşi de söz konusu değil. Eşsiz, benzersiz, الفرد الصمد Bu Allah Azze ve Celle. Ama bize gelince biz bildiğin türler içerisinde bir türüz yani. Burada da Cenab-ı Hak enamı zikretmiş. Aynı klasmanda bize ne olduğunuzu hatırlatıyor. Sizi yaratan o fi butuni ummahatikum annelerinizin karınlarında halkan min ba'di halkin yaratılış ardına yaratılıştı. Bak Cenab-ı Hak
anne karnındaki o dönüşümü açıklıkla ifade ediyor. Cenab-ı Hak sizin beyefendiler, sizin gördüğünüz hayale, ki insanlığın başlangıcının oraya dayandığınız, niye değinmiyor? Yaratılış ardına yaratılıştan Hazreti Adem'i getirdi desin, değil mi? Hani böyle topraktan bir yaratma yarattı, sonra onu yaratılış ardına yaratılıştan dönüştürdü, çevirdi ve nihayetinde Adem'i ortaya çıkardı. Ki öyle gelse bir tane de, o öyle bile gelse bir taneye gelmesi lazım. Yani çünkü Adem bir tane. Ve ondan eşi oldular iki tane. Ve o ikisinden insanlık. Ama öyle bir şey demiyor. Adem topraktan, ondan eşi ve o ikisi üzerinden insanlık. Ama kendi anne karnındaki bu yaratılış ardına yaratılış. Halkan min ba'di halkin. Çok bu. Ama üçü toplamda fi zulümetin selâs. Üç karanlık evrede. Velikumullahu rabbukum. İşte o sizin Rabbinizdir. Neydi o embriyoloji ilminin babası dedikleri adamın adı? Unutuyorum her zaman. İşte o bu ayetten yola çıkarak 14 asır önce bir insan bunu bilemez dedi. Ve dünyaya deklare etti. Amerikalı bir alim, bilim adamı. Embriyolojinin babası diyorlarmış ona. Var YouTube'da şeyi, kaydı. Siyah beyaz bir... He? İpli silah dediniz. Yok, bu dediğim neydi ya? Antonelli bir şeydi sanıyorum. O diyor ki, bir açıklama yapıyor böyle. Ta siyah beyaz şeylerin olduğu dönemde. Bunları inceledim. Kesinlikle bunları bir insan bilemez. Bunlar ona Tanrı tarafından vahyedilmiş olmalı diye açıklaması var. Yani bu fi zulümetin selâs şok edici gelmiş adama. Velikumullahu rabbukum. İşte o sizin Rabbinizdir diyor Allah'ın. Bundan gayrı da yok artık nefsin vahide. Hocam ayette bir ayrıntı da nefs için Cenab-ı Hak halaka kullanıyor. Zevç için ceale ama en'am için de enzele. Evet. Ve enzele lekum mine en'amdan size 8 tane indi. 8 çift indirdi. O da mesela anlamaya çalıştığımız bir şey. Bu sadece bu ayette değil, bir benzer ayette de yine enzele ile ifade ediyor Cenab-ı Hak. Bilmiyoruz yani. Allah Azze ve Celle enzele diyorsa ben bunu enzele olarak görüyorum. Yani Cenab-ı Hak bunları indirdi. Bazı müfessirler Allah Azze ve Celle bu bizimle ünsiyet içinde olan ve yakın plan yaşayan ve çok yararlı olan 8 çift enam, işte nedir bunlar? Minel ibil isneyni, ikisi deveden, dişisiyle erkeğiyle etti iki. Minel ibil isneyni ve minel bakar isneyni, inek ve dişisi, ve minel ma'z isneyni, ve minel da'n isneyni, ve minel ma'z isneyni. Keçiden iki ve koyundan da iki, 8 çift. Bunları belki Allah Azze ve Celle bilmiyoruz. Yani enzele dediğine göre onları da indirmiş olabilir. Biz insanlık için nereden indirdi? Cennetten indirdi de. Ama indirdi de yani. Allah Azze ve Celle indirdi diyor. Nasıl suya, nasıl suyu indirdi diyorsa bunları da indirdiğini söylüyor. Hocam bu cehale fiilinin harfi celle kullanmasında o kalp çıkartıyor mu hocam? Hangi harfi cel? Mine kullanmıyor mu şimdi? Cehale min diyor ya mine. Hı hı. Ama halakayı da yine minle kullanıyor. Orada cehaleye özgü bir şey yok. Çünkü ondan yarattı diyor. Cehalenin başka yeri kullanımında başka harfi cel ya. Buradaki mana bu yani fiilin harfi cerri değil bu. Bu neyden olduğunu, den anlamındaki harfi cer. Yani ama fiilden etkileniyor. Fiili etkiliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Yani bir fiil var elinizde. Mesela yargabu fiili değil mi? O men yargabu an milleti İbrahim'a.
kim İbrahim'in milletinden yüz çevirirse, bu yüz çevirme anlamında. Aynı fiili fiile kullanırsanız, bu kez ona rağbet etme, ona ilgi duyma. Yani biri yakınlaşma, biri uzaklaşma. Bu fiille eşlenik kullanım bu. Bu harfi cerle kullanırsanız böyle olur. Öteki, buradaki harfi cerimiz öyle bir şey değil. Buradaki harfi cerimiz materyali anlatan bildiğin min. Yani hiç olmasaydı da yine cehale yine aynı manada olacaktı. Min ile anlamına kavuşmadı. Onu demek istiyorum. Burada fihi deseydi başka mana olamaz mıydı? Ceale fiha deseydi başka mana olurdu. Bu sefer onun içinde yarattı olurdu. Ama bu fiilin anlamını değiştirmedi. Fiilin işlem alanını değiştirdi. Evet. Dönelim. İrabını yapacaktık. Kırık mealini yapacaktık. Bir de bunun çoğulları var böyle. Size kendi varlığınızdan eşler yaptı. Yani ceale lekum min enfusikum ezvaca ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafada. Size kendi canlarınızdan eşler var etti. Ve eşlerinizden de çocuklar var etti. Bu sürece komple işaret eden ifadeler bunlar. İlk tek başlangıç sürecinden değil. Sürecin işleyen boyutundan. Allah bize kendi varlığımızdan eşler var etti. Yani onlar Allah Azze ve Celle bir ağaç kovuğundan bir başka varlık üzerinden bize eş var etmedi. Bizim kendi varlığımızdan yaradı. Bakıyoruz bizim varlığımızın ufak bir değişik versiyonu, bizden icat edilmiş varlıklar. Ve onlar üzerinden de bize وَجَعَلَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَن۪ينَ وَحَفَدَ çocuklar ve torunlar var etti. Enam 96. 97. 98. 98. ayetteyiz. وَهُوَ الَّذِي يَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ Bir de bu iki kelime var bakın mesela. Mustavda kelimesi Kur'an-ı Kerim'de değil mi yani onlara Mustavda kelimesi varsa bile benzer bir yerde bunun gibi belki varsa da bir tane de ve ya'lemu mustakarraha ve mustavda'aha. Evet. İkidir ya da üçtür fazla müstevda. Rabbuka ve ma kale. Evet. 16 yerde hangisi çıktı? Müstevda mı yazdım? Evet. Bütün türevleriyle da'ad kelimesi de aynı kökten olduğu için gelmiş. Du'a da o zaman. Evet. Du'u. Enam suresi 98. ayet. Mustevda bizim ayetimiz. Du'a kökü. Diğeri sizin Hud suresi 6. ayetinde. Ve mâ min dâbbetin. Hiçbir dâbbe yok. Yani canlı. Fil ardi. Yeryüzünde illa alallâhi rizkuha. İlla ki rızkı Allah'ın üzerinde. Hiçbiri kendisine sağlayamaz rızkını. Ve ya'lemu ve biliyor Allah Azze ve Celle. Hem müstakarraha, müstakarrını biliyor. Hem de müstevdaha, müstevdanı biliyor.
Yani bir süre yaşadığı, kaldığı yeri ve nihayetinde sürekli olarak kaldığı, yok olduğu, sonlandığı yeri. Ve bunların hepsi kullun fi kitabin mubin. Hepsi apaçık bir kitaptadır diyor Cenab-ı Hak. Kayıtlıdır, bellidir. Öyle saçma sapan, dağınık, kim nerede yaşıyor, kaç adet yaşıyorlar, nerelerde yaşıyorlar, ucu kaçmış, Cenab-ı Hak yaratmış ama ipin ucunu, öyle bir şey değil. Hepsi belli, sayısı, adedi, yeri, yerleşkesi. Bu rızkın müstakarı ve müstakarı. Yok, canlının kendisi, dabbeye gidiyor. Müstakarraha, yani dabbenin müstakarını ve müstevdaha ve onun müstevdaını bilir. Başka? Duaları görmekteyim. Da, o da aynı kökten geldiği için. Evet. Sanıyorum ondan gayrı yoktur. O iki yerde. Hep çünkü bunlar. Evet, bir de aynı fiilin, aynı kelimenin fiil kullanımı var. Cenab-ı Hakk'ın duhaya yemin ettiği, karanlığı sardığında geceye yemin ettiği ilk inen surelerden Duha suresinin girişinde Resulüne hitaben مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ, Rabbin sana veda etmedi, وَمَا قَلَاكَ, ve seni terk etmedi ifadesinde yine veda, yani bırakmak, artık ilgiyi, alakayı kesmek. Türkçemize de geçmiş. Sevgililer ayrılacakları zaman ne yapıyorlar? Elveda. Elveda çekiyorlar birbirlerine. Evet. Dönelim şimdi. Mustakar kelimesi var. Mustakar çok çıkar. Mustakar lan. Sen hep çok çıkar, çok çıkar diyorsun. Mustakar. O kadar çok çıkacağından emin değilim ama bakalım. Bu müstakar olarak çok çıkmaz da fiil türevleri belki çok çıkabilir. Kökteyle beraber çok çıktı. Kelime olarak arayalım. Müstakar olarak. 13 yerde müstakar varmış. Senin dediğinden çok çok fazla. Bakara suresinde bir müstakar var. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ, sizin için yeryüzünde bir müstakar var. وَمَتَاعٌ, ve bir meta var. Yani yeryüzünde size bir yerleşke var. Ve bu yerleşkede size meta var. Yani yararlanacağınız geçimlikleriniz var. Ne deyin? İlahin, bir vakte deyin. Sonra likulli nebe'in mustakar, her nebe'in, yani her haberin, her bilginin bir müstakarı var. O müstakar dediğimiz hem zaman bakımından hem mekan bakımından ortamı o haberin inkişaf etmesine yol açar. Öncesinde o durur orada, o nebe. Bekler. Ortamını bekler. O ortamı geldiğinde hem mekandır bu hem zamandır. Her ikisi birlikte gerçekleşir. O zaman anlamını dışa vurur. O yüzden Cenab-ı Hak وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, pek yakında bileceksiniz buyuruyor. O zamanından önce bilinemez demektir. Benzer bir ayette لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَى, bu o ayetmiş. Bir başka ayette وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ, onun verdiği nebe'i, haberi bir süre sonra bileceksiniz dediği gibi Cenab-ı Hakk'ın. Bu enam bizim gördüğümüz ayet. Bunu da demin gördük. Yok, bu görmedik. قَالَ, dedi ki اِهْبِطُوا, hubut edin, yani inin. بَعْضُكُمْ لِبَعْضِنَا دُوْ, bazınız bazınıza düşman olarak. İnsanlığınkinde hubutu kullanmış. Hubut ve bu uçaklarınki için kullanılıyor mesela. Böyle kontrollü bir iniş, eğimli bir iniş. Ondan sonra hubut. Sakata gibi değil, düşme gibi değil. اِهْبِتُوْ, hubut edin, iniş yapın.
Nasıl bir durumda? Ba'dukum li ba'din adu. Bazınız bazınıza düşman olarak inin diyor Cenab-ı Hak. Bu yeryüzüne inişimiz bizim. Ve lekum fil ardi, ve sizin için yerde var. Ne var? Müstakkar. Bir yerleşke dönemi, bir istikrarlı bir dönem. Ve meta, ve meta geçimlikler var. Yine ilahin, bir vakte değin. Bu sarsılıp sarmamak anlamında kullanılıyor. Bir dönem şey var. İstikrarlı bir zemin var. İstikrarlı bir sıhhat var. Ama bir zamana kadar. Bir süre sonra o sıhhatin istikrarını koruyamıyorsun. Zemin hala istikrarlı ama senin bedenin istikrarını kaybediyor. Bir dönemlik, o uzun süreli olsa hep canlı kalırsın zaten. Ama bir sürelik. Ve geçimlik de bir sürelik, sonrasında sonlanıyorsun. Başka nerede var? Bu demin gördüğümüz ayet. Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran. Cennet halkının o gün yeri daha hayırlı bir karargah, daha hayırlı bir istikrar ortamı. Ve ahsana makila, ve en daha güzel bir ortam onlar açısından cehennemliklere kıyasen bunu Cenab-ı Hak söylüyor. İnneha sa'at, cehennemliklerinki için ise ne kötü bir müstakar, ne kötülü bir istikrar yeri ve ne kötü bir konak yeri ve mukama. Halidine fiha, yine hulud, sonsuzluk cennettekiler için. Ve bu kez hasunet müstakarran, güzel bir istikrar ve konaklamayı, konak yeri. Belki bu kelimeyi daha doğru anlamamıza imkan sağlayacak başka bir kullanım, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Seba Melikesi'nin tahtını istettiği yerde. Eyyukum ye'tini bi arşiha, kim bana onun arşını getirir? Kable en ye'tuni muslimin, onlar bana teslim olaraktan gelmeden hanginiz bana onun arşını getirir dedi Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Kâle ifritun minel cinni, cinlerden bir ifrit dedi ki ene âtike bihi kable en tekûme min makamik, ben sana onu getiririm sen makamından kalkmadan, yani bugünkü oturumunu bitirmeden. Öğlene kadar mı oturuyor, akşama kadar mı? Ben getirmiş olurum dedi. Kâle lezî, ve ben buna gücüm yeter. Ve inni aleyhi le kavuyyun emin, güvenilir bir kimseyim, gücüm de yeter dedi cinlerden bir ifrit. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ, yanında kitaptan bir ilim bulunan kimse dedi ki اَنَا اَت۪يكَ بِه۪ي, ben sana onu getiririm. قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ, sen gözünü kıpırdatmadan, kıpırdatasıyacıya kadar, kıpırdatasıyacıya kadar, neyse öyle işte. Tarfete ayn, yani evet. Tabi bu an meselesi, demek ki onay alır almaz, iyi peki getiri alır almaz fe gerçekleşti olay. Nasıl gördü karşısında? Ra'ahu, onu gördü, arşı gördü, ama nasıl böyle hızla gelmiş, böyle fren yapamamış, ortalığı dağıtmış, tozu tumana katmış gibi değil. Mustakirran, istikrarlı yani. Gelmiş de, durmuş da, yerleşmiş de, evet yani müstakir olarak gördü. Yani böyle onun o hızla gelmesi demek, bunun bir de freni var yani. Dağıtıp geçmesi lazım sadece. Ama o nasıl bir teknikle onu getirdiyse, karşısında dingin bir halde gördü onu, buldu. فَلَمَّا رَآهُ, onu gördüğünde müstakirran, müstakir bir halde. عِنْدَهُ, onu karşısında gördü birdenbire. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu olağanüstü, daha bizim bile örneğini benzerini görmediğimiz hadise karşısında o adama, ya sen bunu nasıl yaptın, ne acayip adamsın, lan ne beceriklisin, harikasın falan diyeceğine dedi ki, kâle dedi ki hâzâ min fadli rabbi, bu Rabbimin fazlındandır. Liyebluvani, beni sınamak istiyor.
eşkuru, ona mı şükredeceğim? Em ekfuru, yoksa onu unutup sana mı şükredeceğim? Sen nasıl bunu becerdin, nasıl yaptın diyeceğim. Bu benim Rabbimin bir lütfu ama maksadı beni sınamak dedi. En büyük lütfa mazhar olmuş Hazreti Süleyman Aleyhisselam burada şeye gelmedi. Gaflete düşmedi. İmtihanı an itibariyle Cenab-ı Hak onun ağzından Hazreti Süleyman'ın doğru tepki verdiğini söyledi. Devamında şükür konusu işlendi. وَمَنْ شَكَرَ kim şükrederse, yani Hazreti Süleyman gibi yaparsa, eline geçen, önüne gelen nimetleri Allah'tan bilirse, getirenden götürenden değil, Allah'tan bilirse فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ o kendisi için bir şükür yapmış olur. Yani doğru bir iş yapmış olur, karşılığı kendisine döner. وَمَنْ كَفَرَ kim de ekmek bile uzatsa, uzatanı görür, getireni görür, Allah'ı unutursa, فَاِنَّ رَبِّي غَن۪يٌ كَر۪يمٌ Rabbim ne yapsın? Benim Rabbim, ona ihtiyacı yok, zengin, büyük. O Rabbini tanıyamamış, zavallının teki durumuna düşer. Cenab-ı Hak bundan ötürü seviye kaybetmez, düşüklüğe uğramaz. O yine aşkın Ali olarak, gani olarak, kerim olarak kalır. Bu şükrün herhalde en muazzam örneklerinden biri olsa gerek ki Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Süleyman'ın bunca mülke, servete kavuşmuş. Hebli mulken la yenbagi li ahadin min ba'di. Bana öyle bir mülk ver ki benden sonraki kimseye nasip olmasın. Böyle bir mülkiyete kavuşmuş insanın mülkiyeti Allah'tan bilmesi belki de en zirve anlarından bir tanesi bu. Ve Hazreti Süleyman bu Allah'tandır diyor. Ama sıkıntılı zamanlarda yaşamamış değil yani Hazreti Süleyman. İnni ehbebtu hubbel hayri an zikri rabbi. Bazı sıkıntılı dönemleri de söz konusu. İnsan sonuçta. Rabbinden ilim verilmiş dediği yer değil burası. Burası kitaptan ilmi bulunan kimse dediği Cenab-ı Hakk'ın. Öncesindeki kişi cinlerden bir ifrittir değil mi? Cinlerden bir ifrit. Yani bu İkincisi ise kitaptan ilmi bulunan bir kimse. Bilmiyoruz. Kitaptan ilmi olan bir kimse diyor Cenab-ı Hak. Ötekine cin demiş. Buna cin demiyor. Kitaptan ilmi olan kişi dedi ki ben sana onu sen gözünü kıpırdatmadan kıpırdatasıcıya getiririm dedi. O da ne yaptı? قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا dedi ki onun arş geldi ya buraya artık. Biraz dedi değiş, yani biraz biçimini değiştirin yani. Biraz farklılaştırın. نَكِّرُوا tanınmaz yapın yani عَرْشَهَا نَنْظُرْ bakalım اَتَهْتَد۪ي doğruyu bulacak mı? اَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذ۪ينَ لَا يَهْتَدُونَ yoksa doğruyu bulamayanlardan mı olacak? Bu arşını tanıyabilecek mi? Yoksa tanıyamayanlardan mı olacak da anlaşılabilir ama esası itibariyle hidayeti, hakikati, gerçeği yoksa tarifiyle mi olacak? Gerçeği, hidayet kelimesi olduğuna göre yani bu olayı görünce o zaman diyecek ki biz Süleyman'a hediye göndermeye kalktık. O Allah Rabbi ona neler lütfetmiş çünkü ona öyle demişti. Hediyeleri gönderince قَالَ مَا اَتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا اَتَاكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ Rabbimin bana verdiği size verdiklerinden daha hayırlıdır. Siz hediyelerinizle sevinirsiniz. Evet. Dolayısıyla görür de derse ki al Rabbi Süleyman'a ne mülk vermiş. Bizim hediyelerimiz hikaye eder. Rabbi tanırsa bu hidayet diğeri yani arşı tanıyıp tanımama o sınırlı sığ bir şey yani dolayısıyla evet burada felemme ca'at nitekim kadın gelince kıyla dendi ki kadına ehekede arşuki senin arşın da böyle mi kalet kadın dedi ki müfessirler diyor ki doğru cevabı verdi bu odur demedi çünkü aklını yemesi gerekirdi tahtını sağlamca yere koymuştu ama aklını inkar etmediği gibi gözünü de inkar etmemesi lazım. Gözü de baktı taht karşısında. O zaman doğru cevap verdi. Dedi ki ke ennehu huwa sanki o dedi.
ne aklını inkar etti ne de gözünü inkar etti. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.